Adım Murat. Yıllarca kötü bir insan olarak yaşadım. Yanlışla dolu bir dünyanın içinde kul hakkı nedir bilmeden geçti bütün ömrüm. Bırakın insanları, şu bizim evin önündeki kedilerin, bahçedeki ağaçların bile üzerinde hakkı vardır. Sırtımda tonlarca günah birikirken geride yüzlerce hak sahibi bıraktığımın farkında bile değildim. Ama bir gün babamın cenazesinde yaşadıklarımdan sonra her şey değişti. Her şeyi kuşatan o sonsuz rahmet kapısı benim için de açıldı. Artık bambaşka biriydim. Üzerimdeki kul haklarından kurtulmaya, yaptığım bütün kötülükleri telafi etmeye işte o gün karar verdim. Şimdi tanıdığım herkesten helallik istiyorum. Efecim. Günaydın annem. Günaydın oğlum. Melek anne, sen hacca gidince bize kim bakacak? Murat amcam bakar efecim. Murat amcam mı? Hı-hı. O zaman Murat amcama kim bakacak? Ona da sen bakarsın. Çocuklar. Murat amca sakın kesme topu. Murat amcan yapar mı öyle şey Efe'ciğim? Hadi otur kahvaltını et. Çocuklar. Çocuklar, topunuz bende. Çocuklar, topu isteyen yok mu? Hey, biliyorum buradasınız. Peki, al bakalım. Murat kardeş, etme bulma dünyası. Hadi. Ne haber Hikmet? Çocuklar topu kaçırmışlar da salonun penceresi olduğu gibi yere indi. Biz de azca indirmedik değil mi Murat?
Hele Mithat amca vardı, hatırladın mı? Hatırlamaz mıyım? Az kesmedi topumuzu. Evet. Ama o da gaddardı be abi. Biz de az yaramaz değildik ama. Sanki inadına gidip gidip onun penceresine atardık topu. Kızı vardı Pelin. Çok kollamıştı ama bizi. Çocukluk işte. Hadi. Hadi eyvallah. Eyvallah. Ver pasını, ver pasını. Kaç, kaç, kaç. Çık, çık, çık. Dur, kaçın. Çabuk. Baba. Baba yapma. Ne biçim çocuksunuz siz? Bıktım ya. Ya siz beni öldüreceksiniz ya ben sizi. Baba. Yürü kızım. Çocukluk. Neden? Neden Murat? Neden Murat? Pelin. Neden? Neden Murat? Pelin. Neden? Pelin. Murat amca! Murat amca! Pelin. Murat amca, Pelin kim? Pelin mi? Hangi Pelin? Anne, Mithat amcaları hatırladın mı? Hatırladım tabii, hatırlamaz mıyım? Berberdi, eşini de çok severdim. Rahmetli oldu kadıncağız. Ama ne sinirli adamdı Mithat Bey. Siz de az uğraşmadınız adamla. Mithat amcayı bulmam lazım anne. Ona ne yaptın ki Murat amca? Hikmet. Oo Murat, hoş geldin. Hikmet, bana Mithat amcanın adresi lazım. Dur bakalım, bir sorayım. Alo, Kamil. Dinle beni. Mithat amca vardı, berber. Senin baban sıkı görüşürdü. Onun adresi lazım bana. Soruyor şimdi. Söyle, yazıyorum. Çok şükür. Evet, tamam. Dükkanın adresi burada. Eyvallah Hikmet. Hadi hayırlı işler, sağ ol. Allah yardımcın olsun. Aferin çocuğum. Her gün tıraş olan adam iyi adamdır.
Temiz olacaksın. Bakımlı olacaksın. Adın ne demiştin sen? Bilal. Bilal demiştim efendim. Aferin, aferin. Mithat Usta, kusura bakma, biraz geciktim. Alıştık artık senin gecikmene. Ama bir gün tepemin tası atacak. Bak arkadaşından Feyzan. Senden daha çok geliyor dükkana. Bir işim vardı usta. O bir iş hep var zaten. Öğlen oldu. Bir daha olmayacak usta. Ne haber Bilal? Sağ ol Kemal. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Aleyküm selam. Sağ ol. Kemal, ilgilen beyefendiyle. Mithat amca. Seni tanıyor muyum delikanlı? Ben Murat. Eski mahalleden. Meleğin oğlu. Habire penceremi kırardın. Pelin olmasaydı zor kurtulurdun elimden ama ona dua et. Ne istiyorsun? Biraz zamanınız var mı konuşsak? Benim size bir diyeceğim var. Hayırdır inşallah. Kemal, al bakayım usturayı. Yürü hadi. Eve gidiyordum zaten yemek için. Yolda dersin diyeceğini. Hadi bismillah. Susmak için mi çıkardın beni dükkandan? Ya derdin nedir söylesene çocuk. Hani ben habire senin camını kırardım. Kırardın tabii. Bu yaşıma kadar görüp görebileceğim en azgın çocuktun. Ama ben de az kesmedim topunuzu. İşte öyle bir vukuatın ardından ben de senden intikam almaya karar verdim. Ne yapabilirdin ki bacak kadar boyunla? Araban evin arkasında duruyordu. Sonra bir gün ortalıkta kimse yokken bir sopa aldım elime. Arabana vurmaya başladım. Sanki bütün sinirimi arabadan çıkaracaktım. Sonra bayağı bir zarar verdim arabanın arka tarafına. Bir daha topumuzu zor kesersin. Niye anlatıyorsun bunları bana şimdi? Niye? Bana hakkını helal et diye. Yok benim sana helal edecek hakkım. Etmiyorum. Sen ne yaptığını biliyor musun? Neye sebep olduğunu biliyor musun? Ne yapmışım Mithat amca? Ne yaptım? Defol git. Defol. Hakkımı sana helal etmiyorum. Dünya yansa sana hakkımı helal etmeyeceğim. Allah aşkına hatamı söyle. Ne yaptığımı bileyim, belki telafi ederim. Ne telafisi be? Ne telafisi? Edemez. Hiçbir şey edemez. Şimdi defol git. Allah'ım ne yaptım ben? Ne yaptım? Ne yapmış olabilirim? Pelin, kızım. Hoş geldin baba. Ben bir şeyler yerken sen de alışveriş listeni hazırla. Tamam, olur babacığım. Maşallah sana kızım. Elin pek hızlı. Sağ ol İbrahim abi. İşte kıymetimi bilemedi bazıları. Yoksa ben çok amaratımdır.
Kemal zatında sevilir. Önemli olan Allah'ın bilmesi değil mi? Ne olacak şimdi o? Atkı, Murat'a. Oo, hoş geldiniz patron bey. Bilmem saatin kaç olduğunun farkında mısınız? Günaydın Suna. İbrahim abi kolay gelsin. Sağ ol Murat'ım. Ne oldu sana Murat? Kavga etmiş bu. Kiminle kavga ettin yine? Suna uğraşma benimle. Üf aman tamam be kızma. Murat. Gel bakayım. Ya ne oluyor ya? Ne yapıyorsun sen Allah'ını seversen ya? Boğacak mısın beni? Aman be sana iyilik yapan da kabahat zaten. Yahu sen hiç dertten anlamaz mısın Allah'ını seversen? Ne oldu? Sopa yiyince vaz mı geçtin helallik istemekten? Böyle süt dökmüş kedi gibi buraya döndüğüne göre. Bu sefer çetin cevize çattın galiba. Karşına öyle her zaman bunamış öğretmenin. Öyle dilenen bir zavallı falan çıkmaz. Böyle vazgeçersin işte. Doğru diyorsun Suna. Öyle iki sopayla vazgeçmek bana yakışmaz. Murat nereye? Murat! Kovsa da, dövse de öğreneceğim ne olduğunu. Allah'ım sen benim yardımcım ol. Kolay gelsin. Sağ ol abi, buyur. Mithat amca yok mu? Dönmedi daha. Birlikte çıkmıştınız siz. Ayrıldık ama bir şey unutmuşum. Bir görmem lazım kendisini. İyi o zaman, ben size evi tarif edeyim gidin. Olur. Bak şimdi abicim, şimdi buradan dümdüz gidiyorsunuz. İlk sokaktan sola dönüyorsunuz. Kızım. Babacığım yaptım listeyi. Tamam. Ben alışverişi yapar gelirim. Akşam getirirsin babacığım. Yorulma bir daha bir daha. Baban seni verene kurban olsun güzel kızım benim. Hadi Allah'a emanet ol. Eski mahalleden. Murat, nasılsın? Gelsene içeri. Hangi rüzgar attı seni buraya? Mithat amca evde mi? Evde değil. Cam kırmadıysan korkmana da gerek yok. Eskisi kadar sinirli değil artık. Hadi gel. Peki. Seni de misafir gibi ağırlayamıyorum, kusura bakma. Estağfurullah, ne demek? Kazadan sonra haberleşemedik hiç. Kaza? O sabah karşılaşmıştık. Siz bizim camı kırmıştınız. Babam da sizin topunuzu kesmişti. Hatırladın mı o sabah? Hatırladım. Ben hastalandım o gün. Babam da beni kucakladığı gibi hastaneye yetiştirmek için yola çıktı. Annemi daha önce kaybetmiştik işte, biliyorsun. Biliyorum. Yoldaydık. Ben arka koltuktaydım. Babam çok sıkıntılıydı. Sigara yaktı. Sonra sigarayı camdan savurdu. Araba birden yanmaya başladı. Hızlı gidiyorduk. Arabanın kontrolünü kaybedince... Öğrendiğimize göre benzin deposu darbe almış daha önce. Ben de öyle daha yürüyemedim. Okul filan bitti herhalde. Okul mu? Ne okulu Murat? Benim okulum da bu işte. Oya işliyorum. Başka bir şey de yapmıyorum. Elin yatkındı zaten böyle şeylere.
kuşlar güzelmiş. Yok. Onları biri bırakıyor pencereme. Kim? Bilmem. Çok güzeller ama değil mi? Pelin. Benim sana söylemem gereken bir şey var. Benim için çok önemli. Pelin, kızım ben geldim. Buradayız baba. Oo, misafir mi var? Hoş geldin. Hoş bulduk. Torbalar kapıda. Ağırmış ya. Belim çıktı. Ben yardım edeyim size. Bırak istemez. Bir adamca yapmayın. Bırakın da yardım edeyim. Sen yardım falan demezsin bize. Rahat bırak kızımı. Bana söylediği şeyi ona söylemeye kalkarsan dilini koparırım senin, anladın mı? Defol şimdi. Baba. Ne oldu Murat, nerede baba? Acil çağırdılar kızım. Özür diledi senden. Öyle mi? Amcam neden o kadar üzgün Melek anne? Sen gideceksin değil mi? Yok oğlum. Ben gideceğim ama geleceğim sonra Allah'ın izniyle. Ama bayramda burada olmayacaksın. Babam da yok. Murat amcam da ağlıyor. İnşallah o zamana kadar Murat amcanın gözyaşları diner. Hem ben konuşurum onunla, seni babana götürür. Olur mu? Gerçekten mi? Canım. Gerçekten tabii. Hadi sen yemeğini ye. Ben de Murat amcana söyleyeyim. Yarısın babama gideceğim. Murat. Anne dayanamıyorum artık. Ne yapsam olmaz. Ne yaptım ben? Murat, söyle bakayım bana. Hadi oğlum. Belim benim yüzümden sakat kalmış anne. Ben bu yükü taşıyamam. Kız yürüyemiyor anne. Yürüyemiyor. Murat. Bugüne kadar güzel Allah'ım sana yol göstermedi mi? Dua edecek yüzüm yok anne. Allah'tan başka yardım beklediğin biri mi var Murat? Haşa. Ama üzerimdeki kul hakları. Seni anlıyorum oğlum. Ama üzerindeki kul hakkından kurtulman için sana Allah'tan başka kim fırsat verebilir ki? Kızım yatmıyor musun sen? Bilmem, yatarım herhalde. Kızım iyi misin? İyiyim baba. Niye? Yok bir şey yok. Bu aralar sessizsin de. Ne yapayım baba? Duvarlarla mı konuşayım? Yok kızım ondan demedim. Sadece... Sıkılıyorum baba. Murat gibi doğru dürüst tanımadığım, en son 20 yıl önce gördüğüm birini görünce bile seviniyorum. Sonra da utanıyorum sevindiğime. Kızım dışarı çıkarız. Kabul edelim baba. Ben yalnızım ve yalnız öleceğim. Ben kabul ettim. Sen de kabul et. Şimdi yatmak istiyorum izin verirsen.
Allah'ım bana bir fırsat ver. Bana bir yol göster Allah. Bana bir yol göster Allah. Bak Mithat amca, bir kere dinle beni. Ben kötü bir şey yapmıyorum. Evet, belki affedemeyeceğim bir günah işledim. Ama en azından karşındayım. Boynum kıldan ince. Evlen onunla. Ne? Evlen onunla. O zaman hakkımı helal ederim. Öldüğümde gözüm arkamda kalmazsa hakkımı helal ederim, tamam mı? Ne oldu? Olmadı değil mi? Kendin sakat bıraksan bile istemezsin değil mi? Kim ister peki? Defol git şimdi. Defol! Günaydın usta. Kimdi o çıkan? Ne yapacaksın? Hem bu sabah dükkanı sen açmayacak mıydın Kemal? Buradayım işte usta. Kusura bakma. Git kepekleri aç hadi. Evlenen onunla. O zaman hakkımı helal ederim. Evlen onunla. Evlen. Evlen onunla. Evlen. O zaman hakkımı helal ederim. O zaman hakkımı helal ederim. Türkücü! Ne haber? İyiyim amirim. Dükkana gidiyorum. İşler iyi galiba ha? Allah'a şükür çalışıyoruz. Duyuyorum, duyuyorum. Mahalleli de bayağı memnun senden. Neyse, hadi bakalım. Ben seni işinden alıkoymayayım. Kolay gelsin. Sağ olun amirim. Yemek hazır oğlum. Murat oğlum yemek hazır. Kuzum iyi misin? Oğlum ne oldu? Çok zormuş anne. Çok zormuş. Evlen dedi. Benimle evlenirsen o zaman hakkımı helal ederim dedi. Oğlum. Bu yol senin yolun. Benim de sana inancım tam. Ama ne diyeyim, nasıl diyeyim? Doğrusunu ancak Allah bilir. Ne yapacağım ben anne? Çok çaresizim. Dua et Murat. Hayırlı bir yol dile Allah'tan. Başka da bir şey diyemem oğlum. Ödevim bitti. Murat amca beni babama götürecek misin bayramda? Götüreceğim tabii efendim. Götüreceğim tabii.
Usta, Pelin abla, hanım nasıl? Kuru havlu kalmamış. Allah'ın emri. Peygamberin kavliyle kızınız Pelin'e talibim. Son şansın. Son. Bilal, buyur. Ben... Canım çekinme, söyle. Tekerlekli sandalyedeyim ama seni dinleyebilirim. Bir şey mi ihtiyacın vardı? Ben... Acaba... Şeker bitmişti evde. Sizde var mıydı? Yani istemeye de utanıyorum ama... Var tabii. Komşuyuz. Niye utanıyorsun ki? Bekle. Aptal herif, aptal. Bir şeye ihtiyacın olursa çekinme. İyi günler. Ben teşekkürler. Bir şey mi diyecektin? Yok, sağ ol. Şimdi üzerine düşeni yapma vakti. Pelin'in haberi var mı? Sen söyleyince olacak. Ya kabul etmezse? Ne oldu? Cayıyor musun? Hayır, sadece düşünüyorum ya istemezse diye. Bak oğlum, ben deli değilim. Ama kızım için de, benim için de girebileceğin en büyük sevap bu. Ne yap et, Pelin bu teklifi kabul etsin. Murat, hayrola? Merhaba Pelin. Geçen gün için özür dilemeye geldim. Öyle haber vermeden gittiğim için. Önemli değil. Babam söylemişti zaten işi çıktı diye. İşin var mı? Biraz dolaşalım. Oya işlemem lazım, biliyorsun. Çok önemli. Dur, üzerime bir şeyler alayım, geliyorum. Tamam. Burayı çok seviyorum. Evet, çok güzel. Sakin. Hem öyle hem de bu halimi unutturuyor bana. Benim de bu dünyada bir yerim varmış gibi geliyor. Kendine haksızlık ediyorsun Pelin. Kibar olma da gerek yok Murat. Ben bu yalnızlığa alışığım. Alışmam da lazım zaten. Niye? Sence niye? Ben... Sen... Pelin, sen küçükken de çok iyiydin.
tertemiz bir kalbim vardı. Bunu biliyorsun değil mi? Senin bu kadar ümitsiz olmanı istemiyorum. Güzel bir hayat yaşamanı istiyorum. Belki güleceksin. Belki de sinirleneceksin. Benimle evlenir misin? Müjde mi aldın? Sayılır hemşerim. Kızımı evlendiriyorum hayırlısıyla. Vay gözün aydın. Nihayet ha? Nihayet ya. Damat kim? Vallahi bizim Murat var. Küçüklükten tanır Pelin'i. Fırını var şimdi. İyi madem fırını varsa durumu rahattır. Kızım rahat etsin de. Gerisi önemli değil. Düğün ne zaman kısmetse? En yakın zamanda inşallah. Girişeceğiz bakalım. Usta... Kızma da şu adamı bir araştırsaydın yahu. Ne diye? Çocukluğunu bilirim ben onu. Usta kız veriyorsun. Bu adam çocukluğuyla kalmadı ya yahu. Bir sordursan. Doğru diyor, bu işler bir kere olur. Dikkat etmek lazım usta. Gel. Selamun aleyküm amirim. Aman efendim, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Ustam hoş geldin, geç otur şöyle. Hoş bulduk, nasılsın? Allah'a şükür iyiyim valla. Ya şu tesadüfe bak, ben de hafta sonu sana gelecektim biliyor musun? Saçlar uzamış. Uzadı ya, bu ara tıraş olacak vakit bulamadım. Ama keyfini de çıkarmak lazım ha. Uzamayacağı günler de yakındadır ustam. Allah gecinden versin amirim. Hayırdır? Bir sıkıntın mı var yoksa? Yo, meraklanma. Sana birini soracaktım, sizin mahalleden. Sor da hayırdır? Hayır. Murat var, fırıncı. Tanır mısın? Tanırım. Nasıldır? Güvenilir mi? Vallahi çocuğun geçmişi biraz karışık Mithat. Ama... Bak şimdi, benim bu çocukla birkaç işim oldu. Hapisten çıktıktan sonra. Hapis mi? Ya bir dinle diyorum abi. Dedim ya, geçmişi biraz karışık. Ama şimdi çevrede kime sorsan vallahi evliya muamelesi yapıyorlar. Herkesin yardımına koşuyor. Yetimin elinden tutuyor, fukarayı kolluyor. Yani ne bileyim, ben hep temkinli davrandım ama galiba yanılmışım. Bak sana bir şey söyleyeyim mi usta? Vallahi Allah tövbeleri kabul ediyor. Bu adam eski halinden fersah fersah uzakta. Da sen niye soruyorsun ki? Benim kıza talip amirim. Ondan sordum. Öyle mi? Öyle. Ben de bir soruşturmak lazım dedim. Ama sağ ol. Sen böyle konuşunca... Hem bizim kızı da her gün istemiyorlar, Allah var. Vallahi ne diyeyim usta? Kız senin kızın. Yani benim bildiğim de bu kadar. İstersen başkalarından da soruştur. Onu dükkanına falan git. Ne bileyim, böyle bir yakın takibe al. Öyle yapayım bari amirim. Allah razı olsun. Hı-hı. Kal sağlıcakla. Güle güle.
Selamün aleyküm usta. Aleyküm selam. Kaç tane vereyim? Yok, ekmek almayacağım. Murat'ın dükkanı değil mi burası? Evet, Murat'ı mı arıyorsunuz? Yok, öyle bakıyorum. Ya kusura bakma, alıcı kuşlar gibi geldim. Ben Mithat, berber Mithat. Ha, Murat söylemişti, nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Hayırlı bir işimiz var Murat'la da. Merak ettim, nerede çalışır, ne yapar diye. Murat daha bahsedemedi herhalde. İyi madem, kendisi anlatır. Güzel dükkanmış. Hadi usta kolay gelsin. Vay Melek Hanım. Mithat Efendi nasılsınız? Hayırdır nereye? Bir işim vardı. Kolay gelsin. Müsait bir vakitte görüşelim diyorum. Ne de olsa artık akraba sayılırız. Murat oğlum bu sabah geldi istedi pirini Allah'ın izniyle. Ben de düşündüm. Arada senin gibi herkesin sevdiği bir annesi olunca. Murat kararını vermiş Mithat Efendi. Kızınızın da rızası olacaksa biz üzerimize düşeni yaparız. Estağfurullah Melek Hanım. Sana dünür olmak şereftir benim için. Senin işin var madem, ben seni tutmayayım. Sonra rahat rahat görüşürüz. Hadi hayırlı günler. Ah oğlum. Murat. Öyle mi Murat? Merve abla. Melek teyze. Kızım nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Dalgınsınız biraz. İyi misiniz? Tansiyonunuzu ölçtürelim mi bir? Yok kızım, dalgınım o kadar. Kusura bakma. Murat amcam evleniyor diye mi öyle oldum Melek anne? Ben sizi tutmayayım o zaman. Murat'a selam söyleyin. Hayırlı olsun. Söylerim kızım. Allah'a emanet ol. Mithat usta. Buyur kızım. Merhaba, ben Melek Hanım'ın mahallesindenim. Biraz önce ilgilenemedim. Özür dilediğimi söyle dedi. Beni gönderdi. Ne latif kadın ya. Sağ olsun. Bunu da gelin kızımıza gönderdi. Sağ olsun. Ben alayım şöyle, akşama veririm. Vallahi olmaz. Gelin kızımızı göreceğiz. Tebrik edeceğiz daha. Murat gibi kısmet öyle herkese nasip olmaz. Vallahi öyle diyorlar. Artık hayırlısı. Siz evi tarif edin. Ben götüreyim eve. Madem öyle, ev uzak değil zaten. Tarif edeyim sana. Bak, şu karşı yoldan dümdüz gidiyorsun. Sonra ilk sokaktan sola dönüyorsun. Sağdaki ilk ev. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Seni de tuttum bu saate kadar. Önemli değil. Sonra görüşürüz. Ben annemle gelirim diye düşünüyorum. Tabii Melek teyzeyle. Neyse, ben açarım kapıyı. Sen bekleme artık. Peki. Hoşça kal. Bitirdin kendini.
Abi acıyor. Yüreğim acıyor. Dayanamıyorum. Çekip gideceğim buralardan. Defol git be. Git defol. Bunca zamandır seviyorum diye hava yaptığın kızı da elin serserisine bırak git. Sen daha kuş yap bir de kapıya bırak. Abi ne yapayım? Ne yapabilirim ki? Oğlum kızla bir kere bile konuşmadın lan. Haberi yok. Burada kendini yiyip bitiriyorsun. Git her şey bitmeden anlatacaksan anlat. Yoksa burada benim başımın etini yeme. Buyurun. Niye zahmet etmiş Melek teyze? Hiç gerek yoktu. Olur mu? O senin annen sayılır artık. Nasıl? Heyecanlı mısın? Daha acele etmemek lazım. Aa, olur mu? Aksine bir an önce girişmek lazım hazırlıklara. Baban o kadar masraf ediyor. Nasıl? Murat Nazlı'dır biraz. Ben şaşırdım duyunca zaten. O kolay kolay yanaşmaz böyle şeylere ama... Sizin bir hukukunuz var demek. Babanla bir ticareti filan. Yo, biz Murat'ı yıllardır görmeyiz ki. Kardeş, sen biraz safsın galiba. Hani Murat bunca yıl sonra ortaya çıkacak, pat diye evlenme teklif edecek. Olmaz öyle şey. Hem yani arkadaşça söylüyorum ama senin durumun da belli yani. Ben olsam babamla bir konuşurdum ha. Siz ne kastediyorsunuz? Bildiğiniz bir şey mi var? Bak güzelim, Murat kaçın kurasıdır. Bir çıkarı olmasa senin gibi bir kıza yanaşmaz. Söyletme beni. Sen de bunun farkındasın ama ses çıkarmıyorsun besbelli. Sen kimsin ki böyle konuşabiliyorsun benimle? Ben Murat'ın eski karısıyım. Defol evimden, defol! Sen nasıl girdin içeri? Kapı açıktı. Sesin duyunca... İyiyim ben. Yalnız kalmak istiyorum. Beni dinler misin? Konuşmak istiyorum. Bir hata yapıyorsun. Benim bir şey yaptığım yok. O adamla evlenme. Onu tanıyalı daha 2 gün oldu. Sen nereden biliyorsun? Sana ne? Biliyorum işte. Sen söylemesen de ben biliyorum sebebini. Neymiş? Sakat olduğun için değil mi? O yüzden kabul ediyorsun o adamı. Seni böyle üzmesine o yüzden izin veriyorsun. Sen kimsin ki ha? Kimsin? Daha 2 gün önce benden sakat olduğum için bir şey istemeye bile çekinen sen değil miydin? Pelin, bak senin sakat olman umurumda bile değil. Çünkü... Çık git buradan. Rahat bırakın beni. İstemiyorum hiçbirinizi. Bana acımanızı istemiyorum. Dayanamıyorum. Efendi'yi gördüm. Öyle mi? Ne dedi? Söyledi. Söylemiştir. Ben gideyim döneyim Allah'ın izniyle. Bayram ertesine gerekirse yaparız. Sonra Merve ablayı gördüm. Hı? Selam söyledi. Hayırlı olsun dedi.
Merve, konuşabilir miyiz? İşim var. Lütfen, fazla vaktini almam. İyi olur. Evet. Merve, şey oldu. Ne oldu? Buna mecburdum. Doğrusu buydu. İyi. Hayırlı olsun dileklerimi göndermiştim sana. Böyle söyleme ne olur. Ben... Daha ne yapabilirim ki başka? Kız istemeye birlikte mi gidelim? Yok, hayır. Murat, gerçekten işim var. Özür dilerim. Lütfen. Ben sana yapacağımı biliyorum Murat Efendi. Kızım, yemek? Yemeyeceğim baba. İyi misin? Baba, Murat neden burada? Neden hayatımızda? Ne oldu kızım? Bir şey mi sıktı canını? Yok bir şey. İstemiyorsan görüşmeyiz kızım. Kuş kafese girdi mi? Orada ölür. Komiserim. Sen ne utanmaz adammışsın be. Hala ne diye kızımın etrafında geziyorsun ha? Amirim. Konuşma be, konuşma. Bir daha görürsem yemin ediyorum dünyanı karartırım. Riyakar, iki yüzlü, huylu huyundan vazgeçer mi? Dün neysen bugün de olsun. Bana bak Murat Bey. Bir daha sakın yaklaşma ona. Sığınıyorum bu acıdan. Ne olur yardım et bana. Beni dayanamayacağım yüklerle imtihan etme. Ben sadece senin rızanı kazanmak istedim. Ama çok acizim. Bu dünyada nasıl yaşarım bilmiyorum. Yüreğim acıyor. Ne olur yardım et. Ne olur yardım et. Artık dayanamıyorum. Yarattığın güzelliklerin kapısını aç bana. Allah'ım, beni kapandığın bu odada yalnız bırakma. Yardım et Allah'ım. Bana sabır ver. Cesaret ver Allah'ım. Hayırlı olanı yapmak için yürek ver bana. Yardım et. Efendim? Melek annem gidiyor. Gidiyor ama gelecek inşallah. Ama bayramda olmayacak. Ama orada dualarıyla bizimle olacak.
Gelince birlikte nice bayramlar geçireceğiz inşallah. Hem babana gideceğiz, sevinmiyor musun? Çok seviniyorum. Hadi bakalım. Şimdi Melek anneyi uğurlayalım. Neşeli duralım ki gözü arkada kalmasın, olur? Hı hı. Sen daha önce uçağa bindin mi Melek anne? Binmedim. Bir dahaki sefere beni de götürür müsün? İnşallah olur. Hadi bakalım, uçağı kaçırmayalım. Sonra da okula. Tamam. Hadi bakalım. Oh. Gelsin. Gitti mi Melek Hanım? Gitti Allah'ın izniyle İbrahim abi. Allah kavuştursun. Sağ olasın. Ha, buyur kardeş. Bir dışarı gelsene sen. Buyur. Hayatımı kararttın ulan. Sen o kızı nasıl üzersin? Bir dakika ya, sen nereden tanıyorsun Merve'yi? Merve kim ulan? Utanmaz herif. Merve kim? Sen kimsin ha? Kimsin? Nereden tanıyorsun Merve'yi? Ulan Merve kim? Ne Merve'si? Kızım kalktı. Ben onu ilk gördüğüm günden beri seviyorum. Mahalleye taşındığında görmüştüm. Pencereden dışarı bakıyordu. Gülümsüyordu. O günden sonra hep uzaktan izledim. Gidip onu sevdiğimi haykırmak istedim. Ama olmadı. Kendim de sakatım diye istiyorum zanneder. Sakat olduğu için onu seçtim düşünür diye. Şimdi nefret ediyor benden. Nefret ediyor. Sakin ol kardeş. Vardır belki bir çaresi. Dünyada bir sevdiğim o var benim. Ama sana veriyorlar işte. Adalet mi bu? Konuşuruz Mithat amcayla. Ama önce kendini topla. Bir doktora gidelim. Hep bunun yüzünden, hep bunun hayatımı zehir etti. Kendini kahretme. Dur bir düşünelim. Pelin'in ne diyeceğini bir gör. Belki boşuna üzülüyorsun. Hadi şimdi gel. Birkaç lokma bir şey yiyip kendimize gelelim. Hı? Öyle bir gelsin. Gel buyur. Mithat amca. Kızım nerede hayvan herif? Ne yaptın kızıma? Ne oldu? Pelin'e bir şey mi oldu Mithat amca? Hayatımızı kaç kere mahvedeceksin ha? Ne oldu? Artık dayanacak gücüm kalmadı baba. Tek sevenim sensin diye sana yazıyorum bu mektubu. Yapmaya çalıştığın şeyi de anlıyorum. Ama Murat'ı buna zorlayamazsın. Kimseyi buna zorlayamazsın. Çünkü kader bu. Ama sevilmemek de çok acı bir şey. Bacaklarımın tutmayışına katlanabiliyorum. Ama sevgisiz bir yük olarak kalmaya dayanamam. Dünyada sevdiğim tek yer var. Dünyaya veda edeceğim yer. Elveda. Kafesteki kuşum Pelin. Murat, kızımı bul. Allah rızası için bul. Ben onsuz yaşayamam. Dünyada sevdiğim tek yer var. Dünyaya veda edeceğim yer. (Gülüyor)
Hilal. Git konuş onunla. Ne konuşacağım? Git konuş. Ne konuşacakmış? Mithat amca, izin ver. Bir dur lütfen. Pelin, bu anı uzun süredir bekliyordum. Yani hem bekliyor hem kaçıyordum. Ben hayatımın en güzel şeyini de en çirkin şeyini de sana yaptım galiba. Aşık oldum. Ama korktum. Seni sakat olduğun için istiyorum. Kolay kabul edersin zannediyorum diye düşünmeni istemedim. Çünkü sen benim için herkesin ötesindesin. Ve asla kafesteki bir kuş değilsin. Bu kuş benim sana sunamadığım sevdamdı Pelin. Kafesinden çıkarmaya gelmiştim. Özgür bırakmaya gelmiştim. Bilal. Pelin. 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 Kızım. Pelin. Aman Allah'ım. Pelin. Doktor. Doktor yok mu? Ne oldu? İlaç içmiş. Tamam, siz bekleyin. Geçmiş olsun. Gayet iyi. Kendine geldi. Görebilir miyiz? Tabii, görebilirsiniz. Neden Murat? Neden yaptın? Babanın topu kestiği günü hatırlıyorsun değil mi? Bana pasta getirmiştin. Babamı affet demiştin. Ama ben onu affetmedim. Bir yolunu bulup arabasına zarar verdim. Ama zarar verdiğim sadece arabası değilmiş. Düşündüğüm kadar basit değilmiş. Bu yüzden mi benimle evlenmeye kalkıştın? Çok yalnızdın. Babandan başka kimsen yoktu. Ben de düşündüm ki... Ben de sanmıştım ki... Ne sanmıştın? Eski eşin geldi. Babamdan para aldığını, bunun için benimle evlendiğini söyledi. Suna. Yemin ederim. Tamam, artık biliyorum. Hem bak bütün bu yaşananlar o kuşları her sabah pencereme kimin bıraktığını öğrenmemi sağladı bana. Bilal. Sen benim için hatanın yol açtığından daha fazlasını yaptın. Beni hayatım boyunca mutsuz olmaktan kurtardın. Şimdi sıra bende. Ben senin için ne yapabilirim? Bana hakkını helal et Pelin. Helal olsun Murat. Aa, yeter ya yeter. İzin ver de kızımı göreyim Murat Efendi. Murat. Hakkım sana helal olsun Murat. Ne hakkım varsa hepsi helal olsun. Sağ ol. Sağ ol. Gel bakalım Bilal Efendi. Sen tıraş olmamışsın bu sabah. Merve. Efendim. Nasılsın? İyiyim. Anlatsam bana bir kere daha inanır mısın? Pelin'in babası Mithat Bey her şeyi anlattı. Biliyorum sen doğru olanı yaptın Murat. Suna, sen bir gelsene dışarı. Ah,
utanmaz bir kadınsın be. Ne istedin garip kızdan? Ne istedin? Ne istedim ha? Sen bana nasıl sorarsın bunu? Ne akla? Sen bana karışamazsın. Sana ne benim ne yaptığımdan? Şu mübarek günde aynı çatıyı paylaştığın eski karın olduğum aklına gelmiyor. Hala hesap soruyorsun. El alemin abuk subuk insanlarına yardım ediyorsun. Bana gelince hep hakaret, hep hakaret. Sen ne kadar acı çeksen de içim rahatlamaz. Senden nefret ediyorum, anladın mı? Nefret ediyorum. Bırak beni. Al bakalım. İdare edeceğiz. Hı? Melek annem ne yapıyordur şimdi Murat amca? Namaz kılıyordur herhalde Efeciğim. Kabe'de namaz kılıyordur. Hı. Yarın bayram Murat amca. Babama gidecek miyiz? İnşallah Efeciğim. Yakışıklı oldun mu Murat amca? Çok yakışıklı olmuşsun. Babam da beğenir mi? Beğenmez mi hiç? Bak şimdi müdürü arıyorum. Alo. Hayırlı bayramlar. Müdür beyle görüşebilir miyim? Murat yalnız. Siz söyleyin. Beni tanır kendisi. Yaşasın. Müdürüm hayırlı bayramlar. Nasılsınız? İyiyim çok şükür. Yo, endişelenecek bir şey yok. Ben Ferid'in oğlunu getirecektim açık görüşe. Sizden bir ricam olacak. Ferid'in haberi olursa... Nasıl yani? Ne oldu Murat amca? Anladım müdür bey. Sağ olun. Hayırlı bayramlar. Sağ olun. Efeciğim, babanı başka bir cezaevine nakletmişler. Yani göremeyecek miyiz babamı? Hiç mi göremeyeceğiz? Olur mu hiç Efe? Göreceğiz. Söz veriyorum seni babana götüreceğim. Söz. Kurban kesmeyecek miyiz? Kurbanınızı kesmeye beni vekil ediyor musunuz? Ettim. Kurbanınızı kesmeye beni vekil ediyor musunuz? Ettim. Kurbanınızı kesmeye beni vekil ediyor musunuz? Ettim. Ben de kabul ettim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bismillah, Allahu Ekber. Kesiyoruz. Kurban yakınlaşmak demektir Efeciğim. Allah rızası için kurban keseriz. Ona yakınlaşırız. Kurban etini fakirlere dağıtırız. Yine Rabbimize yakınlaşırız. İnsan için en acı şey sevdiğinden uzak olmak değil mi Efe? Sevdiğinden uzak olmak insanı üzer mi Murat amca? Nasıl biz hamura maya koymadan ekmek yapamıyorsak, insanın mayası da sevgidir. Sevgi olmadan hayatımız çok anlamsız olur. Peki istemeden ayrılırsak? Seven sevdiğinin kapısından uzaklaşmaz. Hep şunu bekler. Mutlaka o kapı bir gün aralanır. Çok uzak sanılan sevgi
yakın olur. Peki Murat amca, beklemek sevgiliyi yormaz mı? Yormaz Efeciğim. Hiç yormaz hem de. Kapı önündeki sevgilinin gözüne başka hiçbir şey girmez. Bunun için bile beklemeye değer.